Vites konudan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PS'i almamak için birkaç nedenden bahsedeceğim. Birkaç neden varmış, onları sayacağız arkadaşlar. Bence şahsi fikrim, bakın spoiler mu spoiler falan değil. Yani günün sonunda ben bu konsolu alırım aga. Ben bu konsolu alırım. Hocam 4 kağıda satıyorum, alıyor musun? Hayırlı olsun. Bence alınır. Neden? Yok pardon, alınmaması için nedenlerden bahsedecektim. Doğru. İçerik şaştı arkadaşlar. Şimdi kendimden de 2 dakika bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bu kanalı açtığımdan beri bu konsolu övüyorum. Ona göre izleyin arkadaşlar. Ama gerçekten böyle samimi bir şekilde diyeceğim ki arkadaşlar bu konsolda şöyle bir özellik var. Yani belki almazsın aga diyeceğim. Sen de düşünürsün. Sonra alırsın. Öyle bir konsol. Düşündürür ama yine de aldırır yani. Öyle bir cihaz. Satan tekrar da alıyor bu şekilde. Bakın bu benim 3. vitam arkadaşlar. Yani 3 defa herhangi bir şey satın almadım. Aynı şey olmak kaydıyla. Yani ben hayatımda satın aldığım şeylerden bahsedeceğim. Elektronik eşya olarak falan. 3 tane aynı cihazdan almamışımdır hiçbir zaman. Bu öyle bir cihaz. Şimdi bu konsol bence kötü bir özelliği değil ama mesela bundan birkaç yıl önce, 3 yıl önce, 4 yıl önce falan bu konsol daha zor kırılabildiği için yani arkadaşlar işte uğraştırır adamı, yorar sizi falan gibi durumlar vardı ama şu an onlar da yok. Çok basit, 5 dakikada kırıyorsunuz arkadaşlar konsolu. Aşırı basit yani. Ve Sony her versiyon güncellemesi getirdiği zaman bu konsolu kırmak daha da kolaylaşıyor. Bu çok ilginç bir durum. Yani yaklaşık pandemi dönemi itibariyle yani 3 yıldan fazla süredir ben bu konsola aşinayım arkadaşlar. O yüzden bunu söyleyebilirim. Bu konsol nasıl anlatayım size? Çok sağlam bir cihaz. Yok pardon. Olumsuz özelliklerinden bahsedecektim. Mesela SR2 Vita diye bir şey var. O da 100 lira bir şey yani. 128 GB'lık bir hafıza kartı alırsın, takarsın, kullanırsın. Ama abi ben buna 250 lira veremem bu iki karta falan. Bununla uğraşmam falan diyorsan almayacağız. Bunu almana gerek yok. Ondan sonra dur. Abi ben PUBG oynarım. Abi işte ne bileyim Call of Duty, Carchut, işte online falan, Code Mobile falan. Ben Android'de, iOS'ta şunu şunu oynuyorum. Bu bunu açar mı falan diyorsan açmıyor. Asphalt 8 oynuyorum. Abi FIFA Mobile oynuyorum falan diyorsan açmıyor. Rekabetçi kısmı şu. Konsolda online oynayacağınız oyunlar var. Var. Hatta göstereyim. Benim konsolumda bakın. Şuradaki oyunlar AAA oyunlar. Birazcık daha böyle yüksek prodüksiyonludur. Birazcık daha böyle şey oyunlardır yani. Birazcık daha büyük oyunlardır. Buradaki oyunların hepsini online oynayabiliyorsunuz. Burada da indie oyunlarımız var. Bunları da online oynayabiliyorsunuz ama bazen server'dan atabiliyor. Çünkü çok da verimli çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden abi ben full time online akacağım. Abi online benim işim falan diyorsan abi dünya birincisi olacağım. Abi Asphalt Injection'da en iyi arabayı alıp en iyi skoru yapacağım. Benden hızlısı olmayacak falan deyip sonra yarışın ortasında bir time out dediğin zaman abi benim rekor ne oldu falan diyebilirsin. Ya bazen oluyor. Özellikle Need for Speed'de bunu yaşaman çok doğaldır. Ben bir noktadan sonra çok alıştım buna. Ondan sonra Sonic'te de bunu yaşarsın aga. Ondan sonra Call of Duty'de yaşarsın. Ya yaşıyoruz yani, ben sık sık yaşıyorum. Yayınlardan da zaten aşinasınızdır arkadaşlar. Bunun dışında Street Fighter'da da mesela örnek veriyorum. 3 kişi falan oynuyorsunuz. Sen o an lobidesin, bekliyorsun. 2 kişi şu an dövüşüyor. Dövüşen kişilerden zaten bir kişi kazanacağı için kazanan kişiyle sen dövüşeceksin.
Böyle ekran açık böyle bekliyorsun, tamam mı? O ekran kapandı mı? Kapandı. Lobiyi sen kuran kişiysen eğer, hani ekrana bir süre dokunmadığın zaman ekran kapanıyor ya Vita'da. Her cihaz öyle de işte. Sen mesela lobiyi kuran kişiysen şak lobi gitti. Lobi gitti. Lobi patates. Böyle durumlar var abi. Başka bu konsolu abi çok zor ya. Bu konsolun kötü özelliği var mı ki ya? Bir düşünmem lazım arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar siz böyle ben bu konsolu yatırım için alacağım. Böyle kenara koyacağım. İşte 2 yıl sonra 15 bin liraya satacağım falan diyorsan, 15 bin lira olur mu ki? Şu an ekonomi o kadar şaşırtıyor ki tahmin edemiyorum. Mesela örnek veriyorum. Bundan 4 yıl önce Nintendo Switch 1500 liraydı. Şu an 10 binin üzerinde. Böyle durumlar olabiliyor ama Nintendo Switch 0 satılıyor. Bu 0 satılmıyor. Ne olabilir? Arkadaşlar yatırım için almayın bu cihazı ya. Oynayacaksanız alın arkadaşlar. Ve güzel bir ortamımız var. Discord'da mesela güzel bir topluluk kurduk. Yani burada çok tatlı insanlar var. Tatlı tatlı oyun oynarsın. Fikirlerini falan beyan edersin. İnsanlara soru sorarsın. Al kullan oyna. Bence iyi bir özellik bu. Yani güzel bir topluluk kurmaya çalışıyorduk ki zaten benim YouTube'daki amacım da buydu arkadaşlar. Şu an çok sıkı bir şekilde düşünüyorum. Ne olabilir? Oyunlar eski arkadaşlar. Şimdi şöyle AAA oyunlar için söylemek gerekirse 2013-2014'ten sonraki hemen hemen hiçbir AAA oyun Vita'ya çıkmadı. Zaten Vita'nın da ömrü 2 yıl falandı yani. 2-3 yıl falan sonra zaten desteği kesti arkadaşlar. Oyun çıkmamaya başladı. Bağımsız oyunlar çıktı. Zaten bizim marketimiz varmış. Öyle bir şey varmış arkadaşlar. Şöyle bir marketimiz var. Güzel bir marketimiz var arkadaşlar. Şuradan üçgene basıyoruz. Üçgene bastıktan sonra burada date olacak arkadaşlar. Tarihe göre sıraladığımız zaman mesela bakın. Ya markete Rocket Burst 2 Evolution diye bir oyun gelmiş. Böyle böyle yavaş yavaş bazı oyunlar geliyor. Ve bu oyunları da indirebilirsiniz. Ama ne zaman geldiğine dair bir fikrim yok. Şurada X Details mi diyor. Burada zaman yazmamış. Ama yani oyun gelir. Bir de yani konsol eskiden nispeten zor bir konsoldu ama şu an gerçekten birçok şeyi çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Teknolojiye gerçekten yani abi ben teknoloji özürlüsüyüm. Ben dokunmatik hiçbir şey bilmemek, ben işte ekran dokunamamak, ben tuşa basamamak diyorsan yani konsol sana göre değil ama yani genel olarak böyle değerlendirdiğim zaman bu fiyatına göre yani alınabilecek bir cihaz ama sen çok arada kalmışsındır. Bütçen daha fazladır. Android tablet alabilirsin. İşte MatePad falan var. Onlara bakabilirsin. Huawei'nin güzel cihazları var. Android tarafında onları alabilirsin. Öyle oynayabilirsin. Vita zaten sana kısıtlı bir deneyim sunuyor ama bu kısıtlı deneyim gerçekten sana her şeyiyle doyurucu bir şekilde veriyor. Yani hem online oynanabilmesi, hem konsolun dayanıklı bir konsol olması, uzun ömürlü olması. Yani şu konsol arkadaşlar, şu elindeki cihaz 10 yaşından büyük. 10 yaşından büyük bir cihaz bu arkadaşlar. O yüzden buna rağmen ne bileyim OBS üzerinden falan yayın yapmalar olsun. Ondan sonra hala güzel yazılımların gelmesi, yeni temalar gelmesi, yeni yazılımlar gelmesi, yeni eklentiler gelmesi gibi detaylar olduğu için ben bu konsolun alınabilir bir konsol olduğunu düşünüyorum. Ama günün sonunda alınmaması için 5 neden bile saymak çok zor. O yüzden yani sana parandan daha fazlasını veriyor. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bu konsolu aldığın zaman paranla rezil olmazsın. Örnek veriyorum. Analoglardaki şu drift problemi. Yani yok arkadaşlar, çok nadir. Ben hiç kimseye denk gelmedim. Abi benim analoglar çalışmıyor. Bir kişiye denk geldim. O da bizim Discord'da var hala. Gerçekten konsolu hor kullanmazsanız konsol sizi mutlu eder. Ben saatlerce yayın yapıyorum. Pil ömrümden hiç azalmadı. Hiçbir şey kaybetmedim. Yani 4 saate yakın yayın yaptığımı hatırlıyorum ben. Yani düşünün. Günün sonunda
bu konsol alınır. Benim düşüncem bu şekilde. Yorumlar kısmına abi konsolun şu özelliği bence kötü, bence alınmaz derseniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Olumlu, olumsuz ne düşünüyorsan yaz abi. Doldur abi yorumları. Son birkaç yayında arkadaşlar yani canları sağ olsun sıkıntı değil ama canımı sıkan bir durum oldu onu da anlatayım hemen. Yayında YouTube videoları açtım. Abi şunu aç, bunu aç. Abi şunu izle, bunu izle falan. Abi bak bu çok komik. Abi bu videoyu izletir misin falan gibi gibi yorumlar geldi. Ben de yayında bunları açtığım için telif yedim ve videolarım, yayınlarım ana sayfaya düşmemeye başladı. İzlenmem hemen hemen yarıya kadar düştü. Bu yüzden dolayı da yani okul dönemi başladıktan sonra zaten benim takipçilerim genellikle 18 yaşın altında oldukları için bu kitle okuldan sonra izler diye düşünüyorum. Yazın o istenen böyle beni heyecanlandıracak olan o geri dönüşü yakalayamadık. O izlenmeleri yakalayamadık. Ama Ekim'de itibaren yakalayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.